Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere böyle güzel bir çalışmayla geldim. Yine harika, yine muhteşem bir e, lif e, oldu gerçekten. E, çok kolay, çok pratik yapılabilen, günde 2-3 e, tane, 4 tane çok rahatlıkla yapabileceğiniz e, bir model. Ve her her renge gidebilen bir model ve ben kırmızıyı çok yakıştırdım bu modele. Ee, çok güzel oldu Çok e, hoş bir görüntüsü oldu Gerçekten Evet ip olarak ben bonbon lif ipi kullandım Tığ olarak ise 3 numara 1.70 milimlik e, Tığ kullandım e, Boyutundan bahsedeyim size Boyutu çok ideal Ben şöyle hatta sizlere göstereyim Bakın 34 santim Gayet güzel bir boyda Evet, hazırlığımızı yapalım ve hemen başlayalım. Evet hanımlar, öncelikle ipimi alıyorum. Hemen düğüm atarak örgümüze başlıyoruz. 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitledim. bir tane zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Hemen yapmış olduğum halkanın içerisine 3 dolgudan oluşan bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir. Aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapattım. Aralarda bir zincir. 3 tane fıstığımızı bu şekilde yaptık. Toplamda 8 tane oluncaya kadar yapalım. Tekrar gelelim. Evet toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane fıstık yaptım. Bir tane zincir çektim ve ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip hemen zincir arasına geçiş yapıyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir tane dört dolgudan oluşan fıstık yapıyorum kapattım iki zincir çekiyorum tığımı doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım geçiş yerimizde bir zincir çekiyorum tığımı doladım bir sonraki zincir arasına yine bir fıstık yapıyorum kapattım iki zincir çekiyorum fıstık aralarında iki zincir geçiş yerlerimize bir zincir çekiyorum arkadaşlar İki tane zincirimi çektim tığımı doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir tığımı doladım bir sonraki zincir arasına geçiş yapıyorum kapattım 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Fıstık aralarında 2 zincir, geçiş bölümlerimizde 1 zincir. Bütün zincir aralarımıza da ikişer tane fıstık yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet sıramın sonuna kadar geldim. Son bir zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine yine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Hemen zincir arasına yine geçiş yapıp bir tane zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Aynı yere bir tane yine dört dolgudan oluşan fıstık yapıyorum. Bu kez aralarında birer zincir çekiyorum. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. bir zincir tekrar bir sonraki zincir arasına geçiş yapıyorum bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çekiyorum aynı yere bir fıstık daha yapıyorum ve kapattım bir zincir bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz aralarda e, birer tane zincir çekiyorum ve bütün zincir aralarına ikişer tane fıstık yaparak devam ediyorum. Kapattım bir zincir. Evet bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Dediğim gibi bütün aralara birer tane zincir yapıyoruz ve bütün zincir aralarına ikişer tane fıstık yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet hanımlar sonuna kadar getirdim. Bir tane zincir çekiyorum ve ilk yapmış olduğum Pıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekip burada ipimi kırıyorum. Orta kısmımızı bu şekilde hazırladık. Renkli bölümüme geçeceğim. Fakat ee, ezandan sonra. Evet hanımlar kaldığım yerden devam ediyorum. Orta kısmını yaptık. Böyle hafif bir e, gevşek e, durabilir. Panik yapmayın. Yukarılar devam ettikçe örgümüz düzene girecektir. Hemen renkli ipimi alıyorum. Düğümümü attım. Bakın şöyle ipimi de or aradan kaybetmek için bakın böyle ipimi üste çektim. Hemen burada çift fıstık arası var gördüğünüz gibi. Çift fıstık arasına ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen ilmeğimi genişlettim. Aynı yere bir tane dört dolgudan oluşan fıstık yapıyorum veya sizler ipiniz ince ise 5 de yapabilirsiniz bu kısımları. Hatta 5 yapalım. 5 tane fıstık yaptım. Yani 5 dolgudan oluşan bir fıstık yaptım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Bakın bu aralara işlem yapmıyorum. Artık bütün tamamı çift fıstık arasına yapacağım. Burayı atlıyorum. Tekrar bakın tığımı doladım. Burayı atladım. Çift fıstık arasına yine bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çektim tığımı dolayıp aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapattım. Bir zincir. Burada fıstıklarımızın arasında iki geçiş yerlerimizde ise bir tane zincir çekiyoruz. Ve sadece işlemlerimizi aralara değil çift fıstık içlerine yapıyoruz. Şuradaki çift fıstık aralarına yapıyoruz. Tamamını yapalım bu sıramızın tekrar gelelim. Evet hanımlar sonuna kadar getirdim. Bakın son bir zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip hemen zincir arasına geçişimi yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi hala düzelmedi. Bu ördükçe bir daha daha da toparlayacak. Devam ediyorum. İlmeğimi genişlettim. Yine iki fıstık arasındayım bakın. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. İki tane zincir çekiyorum, tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum, tığımı doladım. Bir sonraki çift fıstık arasına, bakın, bir sonraki çift fıstık arasına geçiş yaptım. Yine bir fıstık yapıyorum. kapattım. 2 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Araya hiçbir işlem yapmıyorum. Yine çift fıstık arasına geçiş yapıyorum. Yine buraya 2 tane fıstık yapacağım. Birini yaptım kapattım iki zincir tekrar tığımı doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum ve kapattım bir zincir bu sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz bütün çift fıstık aralarına yine birer tane ikişer tane fıstık yapıyorum aralarda geçiş yerlerimizde bir zincir iki fıstık aralarında ise iki tane zincir yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Evet sıramız sonuna kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip hemen zincir arasına yine geçiş yapıp bir tane zincir çektim. Şimdi hanımlar ikinci sıramızı bu şekilde yaptık. 3. sıramızda da yine aynı şekilde ilmeğimi genişletiyorum. Bakın buraya yine 5 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum kapattım 2 tane zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapat şimdi burada bir tane zincir çekiyorduk bu kez iki tane zincir çekiyorum tığımı doladım araya işlem yapmıyorum yine bir sonraki iki fıstık arasına aynı işlemi tekrarlıyorum bir fıstık yaptım. Kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. iki tane zincir çektim. Şimdi 3. sıramıza geldik. Şöyle göstereyim. Bu sıramızı da bu şekilde devam edeceğiz. Burada başladığım renkli bölümden 5 sıra olacak. 1 2 3. yaptık. 4 ve 5 sıra olacak. Aynı şekilde devam edecek. Fakat tek farkımız buradaki zincirlerimiz 1 ile başladık. Şimdi 2 yaptık. 3 4 diye artırarak devam edeceksiniz. Aradaki iki fıstık arasındaki iki zincirimiz değişmeyecek. Sadece geçiş bölümündeki zincirlerinizi kendi elinize göre ama ben mesela e, şu an 2 zincir yapıyorum. Bir sonrakinde 3 yapacağım, bir sonrakinde 4. Eğer marullama olursa zincir sayılarını düşürebilirsiniz. Toplama olursa zincir sayılarını artırabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. 3. sırayı yapıyorum. Toplamda 5 sıra olacak. 1 2 3 4 ve 5 sıra olacak. Aradaki zincirlerimizi kendiniz ayarlayın. 2, 3, 4 diye de gidebilirsiniz. 2, 2 diye de gidebilirsiniz. Elinize göre tabanımız e, önemli olan tabanımızın düzgün durması. Bunu e, aralardaki zincirleri de kendiniz ayarlayacaksınız. 5 sıra oluncaya kadar bu şekilde yapalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar sonuna kadar getirdim. 5 sıramı yaptım. Hemen bakın buradan birleştirdim. Ara zincirime geçtim. Şimdi artık 6. zincirimi, 6. sıramı yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Aynı yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım 2 zincir tığımı doladım aynı yere üçüncü fıstığımı yapıyorum ve kapattım 3-5 tane zincir çektim tığımı doladım bir sonraki fıstık arasına geçiş yapıyorum bir tane fıstık yapıyorum kapattım. İki tane zincir tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki fıstık arasına geçiş yapıyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. İki tane zincir. Tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Tekrar aynı yere üçüncü fıstığımı yapıyorum ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki fıstık arasına geçtim. Buraya da yine fıstık yapıyorum ama 2 tane fıstık yapıyorum. 2 zincir aralarda aynı yere ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve kapattım. 1 2 3 4 5 dediğim gibi ara zincirlerinizi kendi elinize göre yapın düzgün bir e, taban çıksın şimdi bu sıramızda ise şöyle göstereceğim ben size ilk başladığım yerde e, ikili fıstık arasına 3 tane fıstık yaptım 5 zincirimi çektim ikinciye ise 2 iki yaptım yine değiştirmedim bu kısmı tekrar bir sonrakine yine 3 tane yaptım bir sonrakine yine 2 tane yaptım 3, 2, 3, 2 diye gidecek. Bu sıramızı da tamamlayalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar sıramın sonuna kadar geldim. Bakın burada 2, 4, 5 tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip araya geçiş yapıyorum. Bir tane zincir çektim. ilmeğimi genişlettim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki zincir arasına geçiş yapıyorum. Bir fıstık yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim bakın burada 3 e, tane fıstığımız vardı 2 tane zincir aramız vardı ikişer tane fıstık yaptım tekrar tığımı doladım bir sonraki fıstık arasına geçiyorum burası değişmiyor buraya yine iki tane fıstık yapacağım yan yana kapattım 2 zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapattım. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim. Hemen bir sonraki üçlü fıstığıma geldim. İlk zincirimize bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine iki tane fıstık yapıyorum. Birini yaptım. Kapattım. 2 zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şimdi burada da 2 tane fıstık yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki üçlü fıstık üzerinde 2 tane zincir aramız var. 2'şer tane fıstık yaptım. Arada 5 zincir çekiyorum. Burası değişmiyor. Yine 2 fıstık yaptım. Tekrar buraya geldim. Yine 4 tane fıstık yaptım. 4 2 4 2 diye devam edecek. Bu sıramızı da bitirelim. Tekrar gelelim. Evet sonuna kadar geldim. Burada 5 tane zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Hemen zincir arasına geçtim. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. 2 zincir çektim. Bir sonraki zincir arasına yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın burada 3 tane zincir bölümüm vardı. her 3 alana da ikişer tane fıstık yaptım. Aralarda ikişer tane zincir çektim. 4 tane zincirimizi çektik. Bakın buradaki 2 taneli, ikili yaptığımız fıstık arasına yine iki tane fıstık yapacağım. Birini yaptım. Kapattım. 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bu kez yine bir sonraki fıstık arasına ilk zincirimize geçiş yaptık. İki tane zincir. Evet bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Ee, burada dediğim gibi 3 tane zincir aramız var. 2'şer tane fıstık yapıyorum. Aralarda 2'şer zincir. 4 zincire düşürdük tekrar burayı. Bu kısmımız aynı şekilde devam ediyor. 2 tane fıstık yaptım. Buraya geldiğimiz zaman yine 3 tane zincir bölümümüz var. 2'şer tane fıstık yaparak bu sıramızı da tamamlayalım. Tekrar gelelim. Evet bu sıramızı da bitirdik. Buraya sabitledim. Zincir arasına geçiş yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bir sonraki arama yapacağım. Ee, ilmeğimi genişlettim. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım bir zincir. Bir sonraki zincir arasına bir fıstık yaptım. Kapattım bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir. Tekrar bir sonraki zincir arasına geçtim. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bütün zincir aralarımıza yine ikişer tane fıstık yapıyoruz bu bölümde. Aralarda ise bir tane zincir çekiyoruz. Hemen bir sonrakine geçtim. Kapattım bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. bir zincir. Bakın en son artık zincir arama geldim. Bir fıstık yaptım, bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. İki tane zincir. Gördüğünüz gibi bütün zincir aralarına yine ikişer tane fıstık yaptım. Aralarında ise birer tane zincir çektim. İki tane zincir çektim. Tığımı doladım. Buradaki iki fıstık arasına geldim. Yine iki tane fıstık yapacağım. Bu iki fıstık arasında iki tane zincir çekiyorum. Diğer taraflarda birer tane zincir çekiyorum. 2 tane zincir çektim. Diğer dilimime geçiyorum. Kapattım bir zincir. Yine aynı yere bir fıstık daha yapacağım. Bütün zincir aralarına buradaki olduğu gibi zincir, e, fıstık yaparak devam edeceğim. Burası yine aynı. Burada 2 zincir çekiyorum. Buralarda ise birer tane zincir çekiyorum toplamda 2 4 6 8 10 tane fıstık oluştu bu şekilde yapacağız ee, dediğim gibi zincir aralarınızı mutlaka kendi elinize göre ayarlayın bakın tabanımız bu şekilde düzgün bir taban çıkacak O yüzden e, zincirlerinizi çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz o şekilde e, bu sıramızı da tamamlayalım tekrar gelelim Evet hanımlar, sonuna kadar getirdim. Bakın birleştirmemi yaptım. Bir tane zincirimi çektim ve kırmızı ipimi burada kırdım. Tekrar beyaz rengimize geçeceğiz. Şöyle ipimizi de arka kısımdan saklayalım. Kötü bir görüntü olmasın. Evet, kırmızı ipimi bıraktım. Tekrar beyaz ipime geçiş yapıyorum. tüyümü attım. Bakın buradaki ikili fıstık ortasına beyaz ipimi sabitledim. Hemen tığımı doladım. Buradaki ilk yapmış olduğum dilimime ilk zincir arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım bir zincir iki fıstık arasındaki bakın zincir aramıza bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir zincir yine çift fıstık arasına geldim buraya da çift fıstık yapıyorum bir tanesini yaptım bir zincir tığımı doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir. Bakın yine zincir arasına geldim. Hemen buraya tekrar bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir. Çift fıstık arasına ise yine iki tane fıstık yapacağım. Bir zincir. Aynı yere bir fıstık daha. kapattım bir zincir bakın yine zincir arasına geldim bir tane fıstık yapıyorum bir zincir tekrar çift fıstık arasına geldim iki tane fıstık yapacağım birini yaptım bir zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir tekrar bakın zincir arasına geldim buraya tek fıstık yaptım yine çift fıstık arasına geldim iki tane fıstık yapıyorum Evet. Burayı zincir çekmeden hemen bakın buradaki iki tane fıstık arasına sabitleyip tekrar diğer dilimime geçiş yapacağım. Burada şöyle göstereyim ben size. Bakın çift fıstık aralarına çift fıstık yaptım. Fıstık aralarındaki zincir arasına ise tekli fıstık yaptım. Çift tek, çift tek diye gitti. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Buraya bakın sabitledim. Tekrar bu dilime geçiş yaparaktan buradaki çiftlerin arasına çift, aralardaki zincir aralarımıza ise tek fıstık yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. Eğer ki buralarda bir gevşeklik hissederseniz çok fazla bir marullama olursa zincir aralarındaki yani şurada çektiğimiz zincirleri iptal edebilirsiniz. Hiç zincir çekmeden de devam edebilirsiniz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım, tekrar gelelim. Evet hanımlar, sonuna kadar getirdim. Bakın burada birleştirdim iki tane fıstık arasına birleştirdim ve ikinci sırama gidiyorum artık. Tığımı doladım burada. Hemen bakın burada ilk baştaki çiftli fıstığın içerisine ikili çektim. fıstık yaptım. Tamamını bir son ikiyi bir aldım. Tekrar tığımı doladım aynı yere. 2 de çektiğim fıstık tamamını bir son 2 ilmeğimi de bir aldım. Tekrar tığımı doladım. Aynı şekilde 2 de çektiğim fıstık tamamını bir son 2'yi bir aldım. Bu şekilde 5 tane yapıyorum. Hatta 6 tane yapalım. Evet 6 tane 2 de çektiğim fıstık yaptım tığımın başını hiç dolamadan bakın bir sonraki fıstık burada yaptığım tekli fıstığın tepesine sabitliyorum tekrar tığımı doladım bir sonraki çiftli fıstığın içerisine yine aynı işlemi yapıyorum bir iki Üçüncüyü yaptım. Dört. Ve altı. Hemen bakın yine tekli fıstığın tepesine sabitliyorum. Tekrar ilmeğimi doladım. Çiftli fıstığın içerisine yine aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 3 ve 6. Yine tekli fıstığın tepesine sabitledim. Tığımı doladım. Çiftli fıstığın ortasına aynı işlemi tekrarlıyorum. 4 ve 6. Yine tekli fıstığın tepesine sabitledim. Tekrar tığımı doladım. Çift fıstık arasına geldim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 4 ve 6. Bakın buradaki iki fıstık arasına tekrar sabitliyorum. Yine tığımı doladım. Bir sonraki dilimimize geçiyoruz. Çift fıstık arasına aynı işlemimi tekrarlıyorum. Bu şekilde tamamını bitirelim. Daha sonra e, en son sıramıza geçeceğiz. Bu şekilde yapıp gelelim. Evet, sonuna kadar getirdim. Bakın burada tam başladığım noktaya birleştirdim. Bir tane zincirimi çektim ve beyaz ipimi kırıyorum burada. Tekrar kırmızı ipimi aldım. düğümümü attım bakın bitirmiş olduğum noktaya tekrar ipimi sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum hemen bir sonraki trabzan tepesine bir zincir çekiyorum bir sonraki trabzan tepesine bir zincir çekiyorum bir sonraki trabzan tepesine sık iğneler yaparak ilerliyorum tam dip kısmına bakın batıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir sonraki yaprağıma geçiş yapıyorum. Bu şekilde bütün kenarını kırmızı ipimizle bitireceğim. Birer tane zincir veya ikişer tane zincir bu kısımda çekebilirsiniz. Ben bir tane çekiyorum. Bakın tam ortalığı ve diğer yaprağıma geçiyorum. Bakın. Tam dip kısmına bu şekilde sabitledim. Diğer yaprağıma geçiş yapıyorum. Evet bu şekilde bütün kenarımızı bitirelim. Daha sonra bitmiş haliyle tekrar gelelim. Evet hanımlar kenar bölümümüzü de bitirdik. Lifimiz bitmiş oldu. Çok güzel, çok tatlı bir model oldu gerçekten ortasında ben boş bıraktım ama sizler Tabii ki böyle bir çiçekle falan da daha güzelleştirebilirsiniz modelimizi çiçeğimizin yapılışı ise sayfamda mevcut videolar bölümünü tıklamanız göz atmanız yeterli oradan göreceksiniz bu şekilde de kullanabilirsiniz çiçekli halini de kullanabilirsiniz Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde de videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.